Bir gün sen bizim eve gel de seni prensesle tanıştırayım. Kim ki o? Emel. Prenses Emel. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bir prensesin nesi var, iki prensesin sesi var derler. Olur, tanışırız. Tamam. Bir tane daha yapayım mı? Sen de kendin yemek istiyorsun, yesene. Zehra! Aha, işte korktuğumuz başımıza geldi. Zehra! Siz geçin şöyle de. Ben bakayım. Açın lan kapıyı! Zehra! Zehra! Kralın bakçamı çerçeveyi, çık dışarı! Abisi mi? Yani sevgili kayınbiraderi, yengesi... Zehra'yı evlendirmeye çalıştırdıkları dangoz... Bir de yanlarında iki tane adam da getirmişler. Beklediğimiz misafirler. Aynen öyle, beklediğimiz misafirler. Zehra! Zehra! Zehra, çık dedim sana! İndirtme bana pencereyi, kapıyı! Çıkın! Yıkarım lan burayı! Yıkarım, yine alırım Zehra'yı! Açın lan kapıyı! Zehra! Ayten! Hatice teyze bu ev mi dedi sana? Buraya mı girip çıkıyorlarmış? Doğru mu? Emin misin bu ev olduğundan? Evet. Biz kızı aranırken söyledi ya kadın bu eve girip çıkıyorlarmış diye. Duymadın mı? Ne bileyim Ayten, bu kız kafamı bıraktı bende. Zehra, çık dışarı lan! Çıkın lan dışarı! Çıkın dışarı! Beyler bence çıkalım. Evlilik cüzdanını gösterip adam gibi konuşalım. Yani ben çok bizimle konuşabileceklerini sanmıyorum. Ellerinde sopayla gelmişler. Dinlemezler yani. Bizi direkt saldırmaya çalışacaklar. Ya özlemedik mi zaten? Ha? Özledik aslında da. Açın lan! Açın kapıyı! Siz hiç bulaşmayın, ben çıkıp gideyim. Zehra, saçmalama istersen. Biz boşuna mı formaliteden evlilik yaptık? Hiçbir şey yapamazlar. Hem onlar daha bizi tanımıyor. Değil mi beyler? O zaman çıkalım. Tanıtalım kendimizi kardeş. Diyorsun. Hadi tanıtalım o zaman. Ya ne olur, ben polis çağıracağım. Telefon. Kimin telefonu var en yakında? Alcan. Bende yok oğlum. Ya yok mu hiçbirinizin telefonu? Heh. Bakın ne olur çok dikkat edin, tamam mı? Çok dikkat edin. Tamam, siz de kapıyı kilitleyin, dışarıda çıkmayın, tamam? Hazır mıyız beyler? Değil miyiz? Aynen öyle, hazırız.